İnşallah. Tamam. Başlattım hocam. Tamam. Şimdi hocam hoş geldiniz. Birazcık vakit alacak. Şimdi ekranın köşesinde görürsünüz. Yavaş yavaş izleyici sayısı artmaya başlar. O göz işareti o. Az önce yorumları da görüyorsunuzdur yanda. Oradan da soruları alırız. Özel eğitim camiası kılıçları kuşandı, kalkanları çekti. Diyet savaşı yapmaya geliyor hocam, haberiniz olsun. Bekliyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Sağ Necdet Hocam. olun. Davetiniz için, bu kadar güzel, keyifli böyle çalışmalar yaptığınız için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi izleyici sayısı 18'e orada çıktı. O yavaş yavaş yükselir. Ben şimdi müsaadenizle önce çok küçük bir şey yapmak istiyorum. Küçük bir ekran paylaşımı yapacağım. Arkadaşlara küçük bir şey göstereceğim. Ondan sonra yavaş yavaş sizinle inşallah devam ederim. Şimdi gençlik, ben şuradan kısacık bir ekran paylaşımı yapacağım. Ama Chrome tab, tamam, buraya gitmem gerekiyor. Tarık Gümüşkaya Bey'in sayfasını Instagram hesabını paylaşarak göstermek istedim. Vize yayıncılıkta çıktı. Bir iki hafta içerisinde herhalde Vize Akademik'ten de tam olarak çıkacak. Gelişimsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin eğitiminde öz belirlemede davranışları destekleme üzerine Çığıl Hoca ile beraber editörlüğünü yaptığımız bir kitap bu. Sağ olsun Tarık Bey, bize akademinin sahibi bize destek verdi. Bu kitabın çıkmasına yardımcı oldu. Kitap Vize Akademik'ten temin edilebiliyor. Gelişimsel yetersizliği olan çocukların hepinizin takdiri biliyorsunuz, özelleşme ve hayatlarını kendileri için kendi seçenekleriyle kendi riskleri dahilinde idame ettirebilmeleri onlar için önemli bir problem olabiliyor. Bu kitapta da biz bu işin teorik boyutuyla başlayıp aile hoş geldin. Ta Bosna'danlar. Hoş geldin, şaşırdım. Bu kitapta işte bir bölüm sadece biraz teorik boyutuna şey yaptık. Geri kalanı öğretmenleriniz için hazırlandı bu kitap. Hedefimiz buydu. Genç arkadaşlarla yola çıktık. İşte şimdi yazarlarımızdan birisi daha düştü. Damla Nur. Damla Nur Işıtan. Ereğli'den Gamze Kaplan. Bizden Gamze Apaydın. Zehra nereden çıktı? Selma Tufan. Şenol Demirtaş diyeceğim, biliyorsun. Şenol'un soyadını unuttum, olacak iş mi? Şenol Demirtaş. Ondan sonra Banu Karahmetoğlu. Samsun'dan 19 Mayıs Üniversitesi'nden Ayşenur Çelik Çay. Vallahi onun soyadı artık o kadar kafamda karışıyor ki, neyse. Evlenince insanların bütün isim Değiştirdim. benim için zorlaşır hale geliyor. Güzel bir kitap oldu. Öğretmen odaklı bir kitap oldu. Genç arkadaşlara tavsiye ederim. Umarım faydalı olur. Aklınızda bulunun. Yavaş yavaş temin edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi ekran paylaşımını ben durdurayım. Tekrar hocamıza döneyim. Hocam hoş geldiniz tekrar. Ben Hoş bulduk müsaadenizle tekrar Necdet Hocam. öncelikle genç arkadaşlara bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ondan sonra sizi ben nasıl tanırım? O şekilde tanıtmaya başlayacağım. Tabii canım, Zeynep, yaş ilerledikçe unutkanlık oluyor. Bunu söylüyorum. D vitamini falan kesmiyor artık. B12 bilmem ne falan yetmiyor bize. Konuşacağız hocam, konuşuruz biraz Şimdi onları da. Gülçin hocamız diyetisyen değil. Bunun altını bir önce çizeyim. Yani biz burada bu gece size otizm ve diyet konusunu pazarlamak ya da otizm ve diyet konusuyla savaş açmak için burada değiliz. Bizim buradaki amacımızı biraz sonra hocamla birlikte daha net ortaya koyarız, ama bizim buradaki amacımız şu sıralar biz bazı işlere girdik. Bu işleri yaparken istişarelerimiz yoğun şekilde devam ediyor ve biz bu istişarelerde şu noktaya vardık. Eğitim ve diğer bilimleri bir arada gelişimsel yetersizlik ya da gelişimsel bozukluktan etkilenmiş tüm grupları üzerinde anlamlı çalışmalar, birlikte eşgüdümlü işbirliği içerisinde çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yani hocam bu gece örnekler verecek, birlikte konuşuyor olacağız. Ve
ben biliyorsunuz ilaç konusundan çok fazla hoşlanmam. Diyet konusundan da pek fazla hoşlanmam. Ama hocam burada. Ve hocamın burada olma sebebi, dediğim gibi, biz diyet konuşmayacağız. Beslenme, eğitim, mikrobiyoloji ve diğer ilişkili olabilecek konularda nasıl ortak çalışabiliriz ve sınıflarımıza bunu nasıl yansıtabiliriz? Yani hocamın bize bu gece vereceği ipuçlarıyla sınıf ortamlarında davranış düzenlemelerini yaparken, eğitim çalışmalarımızı düzenlemeye çalışırken neler yapabiliriz konusuna odaklanmaya çalışacağız. Şimdi ben nereden? Biz hocamla böyle aynı üniversitedeyiz. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hocası kendisi. Birazdan hocam kendisini detaylı şekilde tanıtır. Ve biz bir iki defa komisyonlarda birlikte görev yaptık diye biliyorum. Fakat bir gün odamdayken çok böyle kafamın dumanlı olduğu, sinirli olduğum bir anda telefonum çaldı. Ve ben tanımadığım numarayı normalde açmam. Pek adetim değil. Ya, bu hikayeyi siz de bilmiyorsunuz hocam. Evet, bilmiyorum. Ben de heyecanla bekliyorum. Masada oturuyorum. Telefona bir baktım. İsim yok. Açma dedi şeytan. Sonra döndüm. Bu telefonda bir açtı. Sonra bir ses. Hadi bir açayım bakalım. Telefonu bir açtım. Karşı tarafta çok nazik, çok hanımefendi bir ses. Çok naif bir şekilde tanıttı, etti falan. Ben o sinirle, o telefonu açıp açmamanın verdiği düşünce içerisinde iyice utanarak, ezilip, üzülüp, hocam ne derse, hı dedim, kabul ettim ve bir işin içerisine girdik. Şimdi Allah razı olsun, iyi ki aramış. Gerçekten çok güzel vesileler oldu. Biz bir işe kalkıştık. İş başarıya ulaşır ya da ulaşmaz. Ben çok kıymetli insanlarla tanışma ve çok yeni bilgiler edinme şansı buldum. O nedenle kendisine sizin önünüzde tekrar teşekkür ediyorum bu fırsatlar için. Şimdi kısacık Gülçin hocamı kendisiyle bırakacağım. Bize bir kendisini tanıtıversin. Neye odaklanacağımız hakkında biraz daha fikriniz olsun. Buyurun hocam, söz size. Çok teşekkürler tekrar Necdet Hocam. Hakikaten çok sağ olun. Biz dediğiniz gibi farklı komisyonlarda, yani hem eğitim bilimlerinde hem fen bilimlerinde hem aslında sağlık bilimleri alanında da birkaç farklı görev yerinde karşılaştık. Şimdi bunu niye ısrarla söylüyorum? Çünkü hakikaten bazen çalışma alanlarımız bizim çevremizi de sınırlıyor. Bahsedeceğim şimdi, belki arkadaşlarım daha iyi anlayacaklardır. Benim mezuniyetim biyoloji aslında, otu biyoloji mezunuyum ben. Biyoloji çalışmaları, moleküler biyoloji çalışmaları üzerine master ve doktora çalışmalarım biyokimya üzerine oldu. Biyokimyada da daha çok bizler işte böyle enzim aktiviteleri, saflaştırmalar, enzim inhibitör çalışmaları gibi laboratuvarda günlerce, gecelerce süren, yani sabah çok erken başlayalım da gece 2'de 3'te biter belki diye böyle planlar yaptığımız süreçlerden hep geçiyoruz. Hakikaten hepimiz ayrı ayrı alanlarda, sizler sahada, işte çalışma alanlarınızda, yani birçok hocamız bu şekilde hepimiz ayrı ayrı emeklerle bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz hakikaten. Fakat benim daha sonra çalışma alanım, fakültem Aile ve Tüketici Bilimleri Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi'nde bir çalışmaya başladığım için Aile ve Tüketici Bilimleri'nde beslenme alanına geçtim. Burada da biraz daha bizde zaten temelde lisansta da beslenme çalışılır. Beslenme dersleri verilir. Aldık onları da. Daha sonra tabii biyokimya, biliyorsunuz. Yani biyokimya çok disiplin arası, çok ortak bir alan. Yani kimyanın, biyolojinin, tıbbın, kimyanın, organik kimya, yani çok farklı branşlarda biyokimya çalışmaları yapılır. Ortak olarak da yürütülebilir. Tıp biyokimya, eczacılık biyokimya, kimya mühendisliği biyokimya, yani hakikaten birçok geniş bir alan. Bizler tabii ODTÜ'de çalıştığımız için biraz daha belki teknik kısmıyla çalıştık. Ama tıp fakültelerinde daha klinik, daha hastayla, kanla vesaire örnekle çalışılabilir. Daha sonra ben beslenme alanında postdoc yaptım. Beslenme bölümünde Amerika'da. Orada da çok güzel, çok keyifli bir ekiple çalışma imkanım oldu. Çok değerli hocalarım, işte kardiyolog, fizikokimyacı, eczacı gibi çok böyle disiplinler arası bir ortamda. Özellikle kalp hastalıklarında besinlerin moleküler mekanizmalar üzerine çalışmalar yaptık. Yani
moleküler olarak tedavi edici etkilerini araştırdık. Çok da güzel sonuçlar elde ettik. Daha sonra bizim bu fakültelerin yeniden düzenlenmesi süreçlerini hocam bilir belki eğitim fakültelerinin. Bu süreçte beslenme diyetetik bölümüne geçtim. Burada da 4 seneye yakın çalışıyorum. Bu arada bir yine 3-4 sene kadar ODTÜ'de gıda mühendisliğinde Food and Health derslerini hazırladım. Sağ olsun hocalarımın gıda mühendisi öğrencilerinin biraz daha sağlık alanını daha iyi tanımaları, onların da hani bu değişen özellikle güncel konuları daha iyi takip etmeleriyle ilgili bir talepleri vardı. Orada da dersler verdim. Hatta o süreçte çocuklarımızın nasıl söyleyeyim, gıda mühendisliği alanında gıda işleme biliyorsunuz çok önemli bir alan. Gıda işleme konularında neler yaptığını görmek için yine bir 3 ay kadar yurt dışında Food Science bölümünde, orada biliyorsunuz yani bölümler de bazen farklı yapılanabiliyor Avrupa'da, Amerika'da. Orada da Food Science bölümünde çalışma imkanım oldu. Gıda işleme konusunda gıdaları nasıl daha iyi koruruz, içindeki sağlıklı molekülleri nasıl daha iyi saklayabiliriz tüketene kadar gibi bir konuda çalıştım. Orada da çok ilginç, çalışma yaptığım ekibin başkanı makine mühendisiydi ve Food Science'ın başkanıydı hocamız. Yani dünyada da hakikaten çok sayılan değerli bir hocaydı ve bütün firmalarla, tıp doktorlarıyla, hekimlerle çok değerli çalışmaları vardı. Kanserde çalışıyorlardı ayrıca. Dediğim gibi bu kadar disiplinler arası ortamları gördükten sonra, hatta fakülte değişimlerinden dolayı eğitim bilimlerinde de, fen bilimlerinde de, sağlık bilimlerinde de bulundum. Bu arada kendi çalışma alanlarım belki hani ondan da bahsedebilirim. İlk çalışma konularım aslında biraz bitkisel ilaçlar ve bunların moleküler, biyolojik moleküler etkileriydi. Yani daha çok aslında gerçekten eczacı hocalarımızın alanı olan, bu ülkemizde hatta endemik bitkiler diyoruz, sadece Türkiye'de yetişen, dünyanın başka hiçbir yerde yetişmeyen bitkilerden ilaç aktivitesi gösterebilecek olanları araştırıp tarayıp, aktivitelerini gösterip hücre içerisinde etkilerini, antikanser etkilerini, antioksidan diyoruz hani yaşlanmayı önleyici, bozulmayı önleyici etkilerini göstermek üzere çalışmalar yaptım. O süreçte de eczacılık fakültelerinden dersler de aldım açıkçası. Çünkü yani çok ortak alanlarda sürekli buluşuyorsunuz. Daha sonra biraz daha otizm çalışmaları aslında bir hekim arkadaşımın bana tavsiyesi üzerine diyebilirim. Yani kendi toplantılarında, kendi çalışmalarında böyle bir beni de davet edip aslında tanışmam sayesinde oldu. Hakikaten çok yani farkındalığımızın olması gereken bir konu hepimizin. Bilim insanları olarak yani yapabileceğimiz çok fazla şey var diye düşünüyorum bu alanda. Beslenme diyetetik bölümünde öğrencilerimle aslında bu alanda çalışmalar yapmaya, toplantılar yapmaya, seminerler vermeye başladık. Zaten velilerle görüşüyorduk aslında. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi yani o kadar çok boyutlu yaklaşılması gereken bir konu ki hem çocuklarımız hem de ebeveynleri açısından tanı, teşhis, tedavi süreçleri, belki tedavi demek yanlış olur, otizmin tedavisi yok gibi hani literatürde ifade edilen cümleler var ama yapılabilecek şeyler var. Hakikaten işte eğitim boyutuyla, fizyoterapi, hemşirelik, özel eğitim, yani anne babalara psikolojik destek, fizyoterapi dediğim gibi egzersiz üstüne, diş hekimliği boyutu. Yani hakikaten alanda çok fazla ihtiyaç olduğunu iyi biliyoruz. Ama biz, yani ben kendi adıma beslenme diyetetik bölümünde çalışan bir öğretim üyesi olarak öğrencilerimle araştırma alanımız bu konular olsun istedik ve biraz daha biz de öğrenmeye başladık. Bir yüksek lisans tezi tamamladık. Öğrencim çok incelikle, çok gerçekten zorluklarla da diyebilirim. Hakikaten güzel bir çalışma yürüttük. Konu başlığını rica edebilir miyiz? Çocuklarımızın, otizmli çocuklarımızın aslında beslenme durumlarını anlamaya çalıştık. Zaten çok ciddi problemler var bu konularla ilgili. Ve beslenme durumlarını belirlemek için bizlerin, yani beslenme diyetetik alanında yürütülen çok önemli çalışmalar var. Öncelikle antropometrik ölçümler diyoruz, çocuklarımızın beden ölçümleri, besin tüketim kayıtları, yani bir bütün gün içerisinde yediği, bütün yediği, içtiği her şeyi kayıt altına alıyoruz.
Hatta bunları en az 3 günlük yapıyoruz. Bunların ortalamalarını belirlemeye çalışıyoruz. Yaklaşık olarak nasıl beslendiğini anlamak üzere. Ancak bu 3 günlük besin tüketim kayıtları da aslında yani benim görebildiğim gerçekten otizmde çok yetersiz. Bunun çok daha uzun süreli hatta aralıklarla düzenli takibi geri dönüşlerde yani katkı sağlayabilir bu alana. Çok önemli katkılar sağlayabilir. Çocuklarımızın tabii tükettikleri besinlerin içerikleri çok önemli. Yani işte hani şu kadar miktar peynir beslenme diyetisi kanında böyle söylenir ve çok önemlidir ama hangi peynir, yani hangi et, hangi süt? Bunlar da biraz analizleri gerektiren, yine gıda analizleri, belki gıda mühendisliğinin katkılarını da gerektiren alanlar. Dolayısıyla bu konuda bir çalışma yaptık. Özellikle benim çalışma alanım antioksidanlar dediğimiz, vücudun savunma mekanizmaları diyebilirim. Yaşlanmayı engelleyen ya da hastalandığımızda bedenimizi koruyan ya da işte toksinleri, toksik besinleri veya tükettiğimizde onlarla mücadele edip onları vücuttan atmaya çalışan bir sistem de var bedenimizde. Bu sistem hem genetik olarak var hem yediğimiz içtiğimiz besinlerle de desteklenen de bir sistem. Dolayısıyla yani çok fazla boyutu var yani beslenme açısından otizmde dikkat edilmesi gereken ve farklılıkların yakalanabileceği çok önemli alanlar var. Fakat beslenme çalışmaları zaten o kadar zor çalışmalardır ki yani hakikaten diyetisyen arkadaşlarım çok özveriyle çocukların, yaşlıların, gebelerin, hastaların belli zamanlarda hangi besini tüketmesi gerektiği, hangi miktarda tüketmesi gerektiği veya hangisini tüketmemesi gerektiği gibi çalışmaları çok titizlikle ve çok büyük emek gereken işler hakikaten. Bunları hocam, takip etmeleri diyorlar. Çok özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum. Affedin beni. Bir tekrar bu konuyu tez olarak ele almak isterseniz. Şöyle küçük bir şeyle birleştirmeyi deneyebilir miyiz? Ne dersiniz? Otizmli çocukların davranış örüntüleri ya da otizmi tanımlayan tipik davranışlarının beslenme rutinleri içerisinde görülme sıklık ve örüntüsünün tespiti. Ne yediler, nelerle sonuçlandı ya da problem davranışların izlenmesi şeklinde 3'er günlük periyotlar halinde 3-5 defa bunu tekrarlasak ve yemek yeme örüntüleri içerisinde yediklerinin türlerine göre ortaya çıkan belli süreler içerisinde belli davranışların ortaya çıkıp çıkmadığını ve bunun şiddetiyle alakalı olarak kayıt alabilecek bir tezi düşünsek mi acaba, ne dersiniz? O kadar güzel olur ki Necdet Hocam. Yani şimdi bizlerin yapabildiği şeyler mesela şunlar oluyor. Biliyorsunuz otizm derecelendirme çalışmaları var. Yani yayınlarda bu yönde çok yayın var. Çocukların derecelendirmelere göre durumlarını analiz edebiliyorlar. Ama aslında problem şurada. Beslenmenin zaten etkisini ölçmek o kadar zor ki. Yani bir tek bir besinin sağlık üstündeki etkisini veya davranış üstündeki etkisini ölçmek için yani diğer bütün parametreleri çok sıkı kontrol etmeniz lazım ki bunlar çok zor. Bir de otizmli çocuklarımız biliyorsunuz zaten çok fazla beslenme problemleri var. Yani zaten besin reddi, çok ciddi besin reddi söz konusu, tek yönlü beslenme söz konusu. Çocuklarımızın çok fazla karbonhidrat tükettiğini biliyoruz. Yani işte makarnalar, ekmek tüketimi, patates ya da bir iki çeşit sadece besin tüketimi. Salatalar, yeşillikler, sebzeler ki bizim en çok antioksidan koruyucu etkisi var dediğimiz grubu biz tezimizde de gördük. Bunları çok çok az tüketiyorlar. Bu anlamda işte bir diyetisyen olarak da yetersiz kalıyorsunuz. Bir eğitimci olarak da, bir biyokimyacı olarak da, beslenmeci olarak da. Yani çocuğunuzun nasıl beslenmesi gerektiğini biliyorsunuz. Diyorsunuz ki hani diyetisyeniniz takip edecek. Fakat arkadaşlarımız oraya gittiğinde çok ciddi bir tepkiyle karşılaşabiliyorlar. Çocuğa ne yemesi gerektiğini anlatamıyorsunuz, ailesini anlatamıyorsunuz ya da ailesi de yetersiz kalıyor. Orada psikiyatrist veya psikoloğunuzun desteği o kadar önemli oluyor ki. Dolayısıyla dediğim gibi biz bilimsel olarak kendi mesleklerimizi biliyoruz, uygulamak istiyoruz ama bazen yetersiz çünkü çaresiz kalıyoruz. Birlikteliğin gücü oradan geliyor işte hocam. Yani hakikaten bizim göremediğimiz, fark edemediğimiz, ölçemediğimiz bir durumu siz ölçebilirsiniz. Sizin için belki hiç önemli olmayan bir şey bizim için çok çok önemli olabiliyor. Örneğin bu pekiştireçler konusunu. Yani ben hakikaten bu kadar büyük bir problem olabileceğini daha önceden hiç fark etmemiştik. Ama işte biliyorsunuz yani
sadece otizmde değil, diğer çocuklarımızda da, farklı hastalıkları olan veya sağlıklı çocuklarımızda da gıda katkılarının ne kadar farklı etkileri sebep olacağını çok iyi biliyoruz. Çok yayın var ve bunlardan dolayı hatta besin etiketlerinin üzerine artık özellikle boya içeren, gıda katkı maddeleri içeren besinlere mutlaka yazılması gerekliliği var. Yani dikkat eksikliği hiperaktiviteyi tetikleyebildiğini çok iyi biliyoruz. Bunları sadece ölçemiyoruz. Yani çok kolay ölçemiyoruz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla aslında çok önemli bir alan. Gerçekten çok çalışma yapabiliriz. Özellikle tez dediğiniz gibi. İyi planlayabiliriz. Bizler de sizden öğreneceğiz. Bizim çalışma alanlarımızda neler yaptığımızı belki çok daha detaylı paylaşarak. Yani bizler ölçümler yapıyoruz. Anketler uyguluyoruz. Tüketim kayıtlarından çocuklarımızın veya yetişkinlerin ne kadar hangi besinin içeriğinde hangi besin ögesini ne kadar tüketmiş, bir de günlük olarak alması gereken aralıklar var. Bunları almış mı, alamamış mı, hangisini alamamış. Bu durumda tabii besin yetersizlikleri ortaya çıkabiliyor. Şimdi o hele ki bambaşka, yani derya deniz bir konu. Günümüzde de çok güncel bir konu. İşte o zaman hangi besin ögeleri yetersiz? Az önce siz de yaşadınız ya da karşılaştık ya, bizler hepimiz yaşıyoruz. Kelimeleri hatırlayamıyoruz, işte neyi nereye koyduğumuzu hatırlayamıyoruz. Ama bu konularla ilgili çok güzel çalışmalar var. Biz de bir psikolog arkadaşımla güzel bir çalışma yapmıştık. Yani çocuklarımızın besin tüketim kayıtlarıyla hafızalar arasında bir ilişki var mı? Besin tükettikleri besinlerin içeriğiyle veya eksiklikleriyle hafızaları, görsel hafızaları, kısa short term memory dediğimiz kısa hafızalarla ilgili. İnanın işte demir eksikliği, çinko eksikliği, B12 eksikliği o kadar net çıkıyor ki, çok kısa bir çalışmaydı ama yayınlar da çok fazla var. Dolayısıyla öncelikle yani hangi boyutundan ele almak lazım? Burada bir kere açık daha durdurabilir miyim sizi, kusuruma bakmayın. Bir yandan ben yanındaki yorumları da okuyorum da. O zaman ben burada öğretmen arkadaşlara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sizin bu söylediklerinizden dolayı. Bence sınıflarında bilhassa rehabilitasyon merkezi ya da birebir eğitim sürdürmekte olan arkadaşlar bu konuda şuna özen gösterebilirler. Yani çocuklarının beslenme düzenleri içerisinde az önce saydığınız maddelerin ne kadar yer alıp almadığı ve bunlarla ilgili konuların aile eğitim çalışmalarına eklenip eklenmemesi gerektiğiyle ilgili olarak eğitim konusunda aslında oldukça eklektik bir tavrım vardır ama her zaman gönlüm ağırlıklı olarak ekolojik yaklaşıma kayar. Ve ekolojik yaklaşımda şöyle bir şey vardır. Çevrenin bu konular üzerindeki yoğun etkisi. Mesela geçen gün, bir iki hafta önce yeni bir yayın vardı. Orada şöyle bir şey, anneler ve otizmli çocuklarının bağırsak sistemleri inceleniyor. Ve orada anneler ve çocuklar arasında anlamlı farklılık çıkıyor. Bunun açıklaması nasıl olabilir? Ancak şu şekilde olabilir, çevresel bir unsur bu. Beslenmeleriyle çok doğrudan ilişkili olabilir. Çocukların beslenme davranışları ile çok yakından ilişkili olabilir. Mesela bu ayrı bir çalışma konusu olabilir. Bir de az önce sizin söylediğinizin üzerine ben bunu boylamsal bir çalışma içerisinde aileleri sokarak da başka şekilde ele alabileceğimizi düşünüyorum. Ama genç arkadaşlara, öğretmen arkadaşlara bilhassa ısrarla şunu tavsiye edeceğim. Hani bizim bu gençler, onlar şimdi benim neyden bahsedeceğimi iyi biliyorlar hocam. Aile görüşme forumlarınız var ya, hani okulda cert cert yazıyorsunuz soruları, çıkıp gidiyorsunuz, sonra kullanıp kullanmadığınız bile belli değil. Kızmayın bana ama maalesef böyle. Oralarda bazı bilgilere dönük geçmişten bu yana hafiften küçümseyici tavırlarımız oluyor. Gelin şu ekolojik değerlendirme anlayışını biraz daha genişletelim. Ve bunun içerisinde sadece çocuğun kullandığı ilaçlar ya da geçirdiği ameliyatlar değil, acaba düzenli tükettiği, aşırı tükettiği veya hiç tüketmediği şeyler var mı yok mu? Bunları da soralım ailelere. Bunlarla alakalı olarak anne babalar bu konularda ne kadar bilgi sahibi, ne kadar geleneksel beslenme alışkanlıklarıyla devam ediyorlar, ne kadar gelenekselin dışına çıkıyorlar. Çocukları için alternatif destekleyici takviyeler kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? Bunları şey yapalım. Biraz sonra belki hocam girer.
kendisinin bize daha önceden söylediği bir şey var. Mesela kendisinin bir balık yağı çalışması var. Ülkemizdeki balık yağlarıyla ilgili olarak kırmızı ışık yanıyor. Yani çok sempatik görünmüyor. Haberiniz olsun. Yani aileler çocuklara balık yağı veriyor ama ne verdiğimizle ilgili biraz soru işaretlerimiz var kafamızda. Ve bunların az önce hocamın dediği gibi sonucunu bilemiyoruz. Olumsuz etkisi var mı yok mu kısmını bile tam olarak göremiyoruz. O nedenle vallahi Nilüfer'im bunu çok artık insan söylüyor. Pakete giren hiçbir şeyi yememeliyiz diyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Hocam da bu konularda çalışmış birisi. Belki o konuda da bize birkaç küçük ipucu verir. Evet, mesela hocam Alime benim ilk öğrencilerimdendir. Nilüfer de şu anda doktora tezini benimle birlikte yapıyor. Alime'nin yorumu hocam, ben yaklaşık 9 yıldır otizmli öğrencilerle çalışıyorum. Öğrencilerin %90'ı tek tip besleniyor diyor. Bu bizim alanımızda çok, yani sizin de tespit ettiğiniz gibi çok yoğun rastlanan bir şeydir. Aha, vegan Damla Nur Işıtan da güm diye düştü ortaya. Damla Nur da vegandır hocam. Bitkisel besinler diyor. Damla Nur asla kebaptan vazgeçemem gibi geliyor, özür dilerim. Şimdi siz anlattıkça benim kafamda bunu eğitim camiasıyla birleştirmek ve eğitim alanına çekebilmek ve yansımalarını uzun vadede görebilmek için çeşitli çalışma fikirleri geliyor. Az önce sanırım sizin alandan gençler, Ece Hanım da herhalde öyle, bir tane de beyefendi geçti, Mustafa Bey. Onların yorumları da çok güzeldi. Ama Mustafa Bey bizim şu anda neye kalkıştığımızı bilse belki az önce önerdiğimiz çalışmanın o kadar büyük olduğunu düşünmezdi. Az önce konuştuğum çalışma biraz büyük göründü Mustafa Bey de. Belki hocam birazdan bize kurmaya çalıştığımız şeyle ilgili de bilgi verir gençler. Sizden de orada yorum bekleriz. Bence bu besin konusu ekolojik anlayış içerisinde öğretmenler tarafından mutlaka yoklanması gereken konular içerisine giriyor. Ben geçen gün hatırlarsınız birkaç hafta önce ailelere dönük bir anket açmıştım. Ve o anket net olarak görülen şeylerden birisi şuydu. Aileler beslenme ve beslenmenin olası etkileri konusunda haberdar görünmüyorlar. Ve biz tam olarak parmağımızı üstüne basamasak bile beslenmenin bu konudaki etkilerini belirli bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ve ben davranışsal gözlemlerle beslenme tarifelerinin mutlaka denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Başarılı olur veya olmaz. Bir şey bulurum veya bulamam. Önemli değil. Ama bunun mutlaka test edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ikili örüntüyü analiz edebilecek bir yöntem bulabileceğimizi düşünüyorum. Otizm bireyi, yeni bir birey kesin kapatıyor. Çok zor kardeşim. Suyu bile koklayarak içiyorum. Muhammed Bey. O kadar önemli ki zaten. Şimdi az önce yani, başta tanıttığım kitabın başta tanıttığım kitapta konuştuğumuz, bizim sunmaya çalıştığımız konu başlıkları aslında doğrudan buraya dönük arkadaşlar. Yani orada tercihler, efendim risk almak, kendini izleme, kendini değerlendirme ve ilgili konular var. Bir kişinin kendi tercihleriyle hayatını düzenleyebilmesi üzerine kurgulu bir kitap o. O nedenle yavaş yavaş göz atmak için fırsat bulduğunuzda atın. Yani bunlar bölümlerde de öğretiliyor ama biraz kenarda kalan bir konu. Ha bu arada döneceğim, adresini o kitaptan bir tane göndereceğim. Sözüm olan şey oydu sana. Onu da haberin olsun. Biz bu şeylere dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Döne diyor ki hocam, her çocukta beslenme aynı sonucu vermiyor. Bu biraz da bağırsak emilimi ile alakalı olabilir mi? Bu arada siz ona bakarken ben Twitter'dan bir hocamın bir sorusu vardı. Onu da çıkarmaya çalışayım. Siz buyurun hocam, devam edin. Tamam, ben tekrar kitap için hayırlı olsun diyerek şimdi tabii otizmde öncelikle yani teşhisi koyan hocalarım, çocuk psikiyatristleri, nörolog hocalarım, onlar zaten ilaç tedavileri yapılması gereken işleri yapıyorlar. Şimdi beslenme konusuna gelince o da diyetetiğin tabii alanı. Yani orada da otizmde beslenme ile ilgili çok yayın var aslında. Son yıllarda daha da önemi anlaşıldı. Burası çok önemli. Şimdi otizmde
otizmli çocuklarımızın, yani anne babalar çok çok iyi biliyorlar. Beslenme şekilleri işte veya bazen yani besin reddi, az önce söyledim ama onun dışında da çok şey var. Birçok öğrencimiz, çalışan birebir arkadaşlarımız iyi biliyordur. İşte ağzında bekletme, yani hani gerçekten o kadar çok farklı problem var ki davranışla ilgili olarak. Artı beslenme ve sindirimle olarak da çok özel durumlar var. Şimdi orada özellikle bağırsak problemleri çok öne çıkıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Gaz, şişkinlik gibi sindirim problemleri, işte kabız, ishal, bu tür problemleri çok çok görüyoruz çocuklarımızda. Bu tabii hani tek tip beslenmeye de hani bağlı ama genel olarak bağırsak floraları da bozuk. Yani flora dediğimiz şey ne? Aslında bizim ağzımızdan hani atılana kadar, çıkışa kadar canlıların da bulunduğu bir sindirim sistemimiz var. Hatta derimizde, yani biz kendi hücrelerimizin 10 katı aslında canlı hücre barındırıyoruz, yaşıyorlar üzerlerimizde, mikrobiyota diyoruz. Hem bakteriler hem mayalardan oluşan kalabalık bir canlı grubumuz var. Şimdi bu canlıların da biliyoruz ki normal doğumla sezaryen doğum yapanların arasında bile bebeklerin bağırsak floraları değişiyor. İşte sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenen sağlıklı insanlarda bile bir süre sonra flora değişiyor. Yediğiniz, içtiğiniz şeylerle, gıdalarla veya davranışınız, işte hareketli, sürekli oturan, hele ki şu son dönemde çok yaşadık hepimiz de pandemi nedeniyle, hepimiz bilgisayarların başında hareketsiz saatlerce oturuyoruz. Dolayısıyla işte yaşlılıkta, gebelikte zaten değişen bir floramız var. Fakat sağlıklı olanla sağlıklı olmayan arasında uzun zamandır ciddi bir bilgi birikimimiz oldu. Özellikle otizmli çocuklarımızda çok farklı türlerin sayısının çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bazı türlerin azaldığını ve dolayısıyla bunların da yine bağırsak problemlerinin artmasına neden olduğunu biliyoruz. Tabii ki bu arada bağırsak geçirgenliği bozuluyor. Yani işte bazı besin alerjileri ortaya çıkabiliyor. Şimdi bunlarla ilgili de hem çok yayınlar var ama hala bizim de anlayamadığımız bir mekanizma var. Yani ta en başından hani bu olayın nasıl başladığını, sebebini hala bilemiyoruz. Tamam, genetik faktörler ama çevre etkiliyor. Bunu çok iyi biliyoruz. İşte bazen aşılar konuşuluyor, gıda katkı maddelerinin etkileri konuşuluyor. Çevre zaten çok ciddi bir yani gerçekten risk altında olabileceğimiz bir ortam. Yani fark etmeden kullanılan evinizdeki boyalar, kıyafetiniz, yani her şey dokunduğunuz, içtiğiniz sudan en başında. Birçok çevresel toksinlere maruz kalıyoruz. Bunların tabii işte annenin maruz kalacağı stresle birlikte bunlar da zaten mikrobiyotayı da etkileyen yani faktörler. Dolayısıyla her çocuğumuzun kendisinin özel değerlendirilmesi lazım. Şu anda güncel olarak yani beslenme diyetetik alanında otizmde beslenme tedavilerini şöyle bir hani gözden geçirecek olursak ilk aşamada yapılması gereken şey ne? Gerçekten gıda katkı maddesi maruziyetini sıfıra indirmek. Bunun için de asla hazır gıda tüketmemek. Mümkün olduğunca doğal, taze, tabii pişirme yöntemleri vesaire de işin içine giriyor. Bunları doğal şekilde tercih etmek. Özellikle ketojenik, işte glutensiz, kazeinsiz diyetler gibi hani isim olarak duyuyorsunuzdur. Yani çocuklarımızda glutensiz, kazeinsiz diyetlerin otizmde etkili olabileceğiyle ilgili çok yayın var. Ama etkinin ölçülemediği yönde de çok yayın var. Yani mesela ailelerle konuşuyorsunuz, böyle bir diyeti takip etmişler. Yani glutensiz ve kazeinsiz dediğimiz süt içmeyecek, ekmek tüketmeyecek. Ama bakıyorsunuz velilerle konuştuğunuzda doktor böyle önermiş. Ancak kendisi çok da bu şekilde beslenmemiş. Çünkü diyeti bilmiyor. Burada diyetisyenin rolü çok önemli. Yani eğer bir otizmli çocuğumuzun glutensiz beslenmesi önerilecekse bunun takibi de çok önemli. Çünkü konuştuğunuzda dediğim gibi glutene maruz kalmış olabiliyor veya süt ürünlerini aynı şekilde. Çünkü tükettiği bir hazır gıdanın içindekileri okumamaktan, besin etiketi okumamaktan. Dolayısıyla çok faktör var. Yani önce zaten ciddi bir ağır metal birikimi olabiliyor vücutta çoğunlukla. Öncelikle bunları minimize edip doğal olabileceği kadar mümkün mertebe sağlıklı gıdalarla bizim işte bağırsak florası çok ciddi değişmiş, etkilenmiş olabileceğini biliyoruz. Bunu da daha güçlendirebilecek fermente gıdalar diyoruz, biliyorsunuz. Hatta işte probiyotik takviyeler son günlerin çok çok güncel konuları yine.
probiyotik dediğimiz canlı mikroorganizmalar belli miktarda tükettiğimizde bağırsaklarımıza tutunabilen, orada sağlıklı, faydalı oldukları için faydalı türler orayı kapladığında zararlı türlere de çok yer bırakmıyorlar. Ayrıca faydalı bakteriler veya mayalar bizler için bazı ürünler de üretiyorlar orada. O da çok kıymetli. Birçok moleküler mekanizmayla bize fayda sağlıyorlar. Dolayısıyla bunların tüketiminin arttırılması gibi. Yine özellikle sütle ilgili herhalde Necdet Hocam onu vurgulamak istediniz. Bazı besinlerin çocuklarımızın metabolizmasından kaynaklı olarak çocukların beyinlerini uyuşturabildiği, yani işte bu gliadomorfin, kazeomorfin gibi. Yani fakat bunları çok da açıkçası hani araştırma, bilimsel araştırmalar var oldukça. Hani birebir şu anda takip edemiyoruz ama bizler de bunları takip ediyoruz, farkındayız. Yani çocuklarımızdan biliyorsunuz kan almak da zor. Anne babalarımız da gerçekten zaten çok zor süreçlerle mücadele ediyorlar. Onları da yormadan, üzmeden ve bizim bilimsel çalışmalarımızı yürütmemiz de yani çok kolay değil. Herkes biliyor, etik kurul izinleri almamız gerekir. Çok doğru çalışmalar hani... yani insanla çalışıyorsunuz. Çok dikkatli şunu, çalışıyorsunuz. Olan şunu diyebilir miyiz hocam? Tabii. Kafa olmak için her zaman bir şey almaya gerek yok. Sık o zaman zaman idare eder. Yani hani bu tür yayınlar var. Birebir dediğim gibi bizler ölçerek gitmiyoruz yani bunları ama hani bunların da bilimsel değeri var yayınların. Bunların da araştırılması yani her zaman bir dikkate alınması önemli diye düşünüyorum. Dediğim gibi alan çok, disiplinler arası çok geniş ve hepimizin bu arada birlikte çıkaracağı işler de var. Sonunda belki bahsedeyim. Bu arada bir tane bana bir yorum mu geldi? Ben diğer yorumları göremiyorum. Önce açtım, yeni bir şey keşfettim hocam da yayınlarda onun farkında tamam. Değil. Şimdi keşfettim. Onu tamam. Orada yorumunuzu tamam. Rica edeceğim ama o zaman benim arkadaşlara şöyle bir şey deme imkanım söz konusu olabilir mi? Acaba çocuklarımızın az önce de bahsettiğiniz gibi bireysel özelliklerinden dolayı bende etki göstermeyen ama onlarda anlamsız, olumsuz şeylere yol açabilecek bazı maddeler ya da beslenme türleri olabilir mi? Ve kesinlikle bunu, olabilir. Evet. Sınıfta öğretmenimiz acaba anormal ve beklenmedik ya da işte her zaman ortaya çıkmayan ama çıktığında bizde hocam şöyle bir şey vardır. Bir özel eğitimdeki temel prensiplerden bir tanesi şudur. Ortalıkta bir davranış varsa bu davranışın bir nedeni ve bir sonrası vardır. Bu sonra nedeni o davranışın devamlılığını ve azalmasını etkiler. Şimdi bu çok tipik bir şeydir ama biz burada hep bunu dıştan gelen unsurlarda ararız. Yani ben kötü davranıyorsam bu benim için tetiklediği içindir. Fakat bazen arkadaşlar da bunu söylerler. İzleyen bunca yıllık tecrübemizde görürüz. Bazen o davranışın sebebinin ne olduğunu tam olarak bilemeyiz. Bir türlü onu dışarıdan gelen bir uyarana bağlamamız mümkün olmamakta. Bunu ispatlayamıyoruz ya da. Yani ölçemiyoruz ya. Evet. Evet. Acaba bunun altında derse başlamadan önce alınmış bir yiyecek olabilir mi? Elbette olabilir. Acaba genç elbette olabilir. Ben hep şunu söylüyorum öğrencilerime. Betülün galiba bir... Evet. Bu akrilamit. Bu çünkü... Evet, akrilamit. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çocukların anneleriyle konuştuğumuzda otizm tanısının ilk konulduğu dönemlerde bebeğe bisküvisi ve maması tüketiminin çok yüksek olduğunu söyleyen anne babalarımız da var. O nedenle ben buraya taşımak istedim. Her zaman çok... konuşmadığımız bir konu ama bu konuda bize söyleyebilecek bir şeyiniz var mı? Bu akrilamit dediğimiz şey herhalde yani plastik kaplama maddesi değil bunun. Nedir acaba? Nedir? Şimdi bu tabii kimyasal bir molekül. Bu da işte yüksek miktarda işlenme sırasında besinlerde oluşabiliyor. Özellikle aslında kahvelerde de var yüksek miktarda. Ekmekte olabiliyor. İşlenmiş gıda hamur işlerinde olabiliyor. Yani bisküvilerde olabilir. Şimdi bunlar tabii genetik olarak da yani çok ciddi toksik etkileri olan bildiğimiz kimyasal maddeler. Sadece tek bir kimyasala tabii yani böyle ispatlarımız yok henüz elbette ama bu muhtemel mekanizmalar çok fazla yani bunları çok iyi biliyoruz. Bunların etkileri olabilir.
Ama şu kadar şöyle söylemek istiyorum. Yani öğrencilerimiz hakikaten bazen, yani bizler daha önce de psikolog arkadaşlarımızla çalıştık, eğitimde yine arkadaşlarımızla çalıştık. Şimdi beslenmenin nasıl, ne kadar davranış etkileyebileceği konusunda şöyle bir örnek vereyim. Yani doğduğunuzda ortalama 3,5 kilo doğuyorsunuz. Sonra bu 50-60-70 kilolara kadar bir beden oluşturuyorsunuz ve bunları yediklerinizle oluşturuyorsunuz. İşte ilk başta anne sütü ne kadar kıymetli ve o anne sütünün alındığı o ilk 6 ay 1 sene aslında çok toksik, yani sadece annenin tükettiklerinden bir sütle ne kadar koruyucu ciddi etkisi olduğunu biliyoruz. Yine bir örnek daha vereyim. Bir yani çok küçük ilaçlarla, çok küçük dozlarla, işte mikrogramlarla verilen ilaçlarla insanların antidepresanları düşünün. Bütün, değil mi? Bütün dünyaları bir anda değişebiliyor. Veya kahveyi düşünün yine. Kahve içtiğinizde, bilmiyorum, hassas kişilerde bunları daha iyi görüyoruz. Zaten problem de orada belki. Hassas arkadaşlarım, sen daha bünyesi hassas, daha çabuk küçük ilaç etkilerinden daha çabuk etkileniyor gibi genetik yapısında olan arkadaşlarımız belki kahveyi içtikten sonra daha farklı bir metabolizmasından dolayı belki daha bir süre daha böyle hani uyanık, daha algısı yüksek gibi olabiliyor. Ama bazı arkadaşlarımız hiç rahatsız etmiyor. Örneğin akşam içip de rahatlıkla kahve içip hemen uyuyabilen arkadaşımız vardır. Bazı arkadaşlarımız yani küçücük bir çok açık çayı içer. 2 saat, 3 saat, yani çok yakın çevremden de iyi biliyorum. Kesinlikle uyuyamaz. Dolayısıyla bunu işte kafein, teofilin gibi yani içerisinde bazı enzimleri etkileyen inhibitörü gibi veya hani etkileri olan küçük moleküller var. Şimdi biz beslenmede yıllarca beslenme diyetetik alanında özellikle işte protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral, hani hep bunlardan çoğunlukla ağırlıkla konuşurduk. Ama artık son yani 10-15 yıldır belki daha küçük moleküller var içerisinde. Polifenol dediğimiz çok etkili, işte kanserde önleyici veya hastalıkları önleyebilecek etkileri olan küçük moleküller, çok aktif moleküller, biyoaktif moleküller dediğimiz. Mesela hani benim de biraz çalıştığım alanlar bunlar. Dolayısıyla bu sebze meyvelerde çok yüksek miktarda var bunlar. Yani kimi insan tabii yaşına da bağlı olarak, yaşam şekline de bağlı olarak bedenine iyi bakıyorsa işte daha fazla bu sağlıklı molekülleri içeren bol sebzeyi, meyve, işte hani renkli sebze meyve, işte kırmızılar, antosiyaninler, işte morlar gibi bunları tükettiğinde tabii bir gün iki günde çok hızlı etki görmesi çok zor yani bu beslenme alanında. Ama düzenli bu şekilde bir beslenen kişi düşün. Yani bir ne bileyim 15 yaşında bir çocuk düşünün. İşte salatasını, balığını, ne bileyim yoğurdunu, hani günlük olarak bunları tüketerek yaşayan bir çocuk düşünün. Bir de sabah akşam elinde kola, elinde cips. Belki 3 ayda o farkı ölçemezsiniz. Yani 3 ay boyunca gazlı içeceklerle anlatabiliyor muyum? Yani moleküler olarak belki görebiliriz ama çok hızlıca görsel etkiyi alamazsınız. Ama çocuklarımız işte bu vitamin mineral eksikliklerinden de veya maruz kaldıkları zararlı kimyasallardan da katkı maddeleri özellikle. Örneğin işte bir halsizlik, yani algıda zayıflama, bir güçlüksüzlük, odaklanamama, dikkat eksikliği gibi küçük küçük semptomlar yaşıyor olabilir ama bunları dediğim gibi kendi de fark etmeyebilir, ölçmek de zor. Dolayısıyla bütün bu riskleri önce sıfırlamak tabii ki en güzeli. Bir tek arkadaşımız, vejetaryen arkadaşımız tabii. Hani onun belki B12'lerine bir baktırması iyi olabilir. Çünkü otizmde de biliyoruz yani vitaminlerde, minerallerde çok ciddi eksiklikleri olduğunu biliyoruz çocuklarımızın. Özellikle balık tüketimi ne kadar önemli. Hani bunu hep yıllardır herkes söylenir, biliriz. İşte diyetetik alanında işte haftada 2-3. Şimdi balık yağını da söyleyeyim orada. Şimdi balık, yani öncelikle balık tüketmesi gerekir çocukların tabii ki ve hepimizin. Fakat hangi balık? İşte biz biraz biyokimyada yani ya da hani bu analiz alanında diyelim. Yani hangi balık? Hangi, değil mi, ürün? Bunların işte onayları, sertifikaları, nelere bakılmalı? Sağlıklı ürün hangisi? Dolayısıyla bunları da artık hepimiz bu beslenme alanında önemsiyoruz. Bir çalışma yapmıştık hakikaten balık yağlarının içerdiği civalar diye. Tabii biliyorsunuz bunların zaten hani piyasaya çıkabilmesi için belli standartlar var.
Bunların hepsinin o standartlara uyması gerekiyor. Gerekli kontroller de yapılıyor zaten. Ama bazen başka formları çıkıyor. İşte şimdi balık yağı yerine kril yağı öneriliyor mesela. Daha içerisinde astaxantin dediğimiz daha etkili bir antioksidan, çok güçlü bir antioksidan olduğu için. Önce duyuyoruz, evet. Yani bunlar balık yağı ile ilgili çok fazla yayın var. Gerçekten hatta diyetetik alanında da en çok önerilen, bizim yaptığımız çalışmalarda da otizmli çocuklarımızda kullanılan hemen hemen tek takviye, ilk takviye balık yağı. Ben öncelikle hani gerçekten bir biyokimyacı gözüyle öncelikle balığın yerini asla balık yağı tutamaz. Yani bunu çok iyi biliyoruz. Balık yağı, yağ alıyorsunuz sadece. Tabii içerisinde farklı yine hani çözünürken var tabii diğer belki besin öğeleri ama yani bir balık dokusuyla yağ, sadece yağ dokusunun aynı olması mümkün değil. Balığın proteinini, hani onun da içeriğindeki demir vesaireyi bu şekilde almak çok daha doğru. Ama bu takviye dünyasına gelince iş biliyorsunuz yani doz çok daha fazla önem kazanıyor. Yani hani belki işte 5 kilo ıspanak yemeyeceksiniz ama onu içeren bir besin takviyesi alabilirsiniz gibi. Yani benim hani önerim her zaman elbette, çünkü bunlar artık biliyorsunuz yani her yerde satılıyor. Öncelikle balıkla, sağlıklı balıkla almaya çalışmak ama balık yiyen, yani balık tüketimi fazla olan annelerde de, arkadaşlarımız da takip ediyorlar herhalde, işte bazı toksik maddelerin de yüksek olabileceğini biliyoruz yani civa gibi. Hani onun için daha dikkatli olunması da gerekir. Onun dışında eğer ihtiyaç varsa, nasıl söyleyeyim, yani alması gerekenleri almıyorsa çocuğumuz ya da yani yetişkinler için de bu durum aynı. Hani onu bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Yani bunu beslenmeyle yapamıyorsa eğer, onu eksik bırakmak da bana çok doğru gelmiyor. Hani biyokimyasal parametreler açısından işte değerlerinin olması gereken aralıklarda sağlanması önemli. Şimdi dünyada da artık bir bütünsel sağlık, bütünsel tıp bakış açısı gelişti. Uzun yıllardır. Yani dolayısıyla hani gözünüzdeki bir ağrı, bir eksiklik, bir problem aslında bedeninizde, sindirimde veya hani beyin, bağırsak beyin bağlantıları ile ilgili çok çalışmalar yapıldı. Yani beslenmenin akıl sağlığı, ruh sağlığı, işte hani birçok başka sağlık problemleriyle ilgili olabileceği artık çok daha fazla iyi anlaşıldı. Dolayısıyla yani biz de bu çalışmalarda yine önümüzdeki günlerde doktor öğrencilerimle, değerli arkadaşlarımla adım adım çalışmalar planlıyoruz. İşte bağırsak mikrobiyotasını ölçebilelim, farka bakalım, bazı enzimlerde nasıl değişiklikler oluyor gibi çalışmalar planlıyoruz. Bu çalışmalarda sizlerle birlikte yürüyebilirsek çok çok büyük katkıları olacağından eminim. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun hocam. Ben buraya açtım, siz onu okurken öbür diyeceğinizi de söyleyin hocam. Buyurun. Genç bir arkadaş yazmış. Evet, ben de hemen okudum. Hassasiyetlerin kalkması belki şeyle değişiyor olabilir, bilemiyorum. Tabii dediğim gibi her çocuğumuzun özel değerlendirmesi gerekir. Sevdiği, sevmediği, düzenli tükettiği. Şimdi mide bağırsak problemleri işin içine girince orada bir gastroenteroloğun da bu işin içinde takibi, diyetisyenle beraber. Çünkü yani çok farklı problemler olabilir. Yani biz yani diyetisyenlerin de çalışma alanı bir yere kadar, hani işte biyokimyada analizlerin de çalışma alanı bir yere kadar birlikte değerlendirilmeleri, takip edilmeleri gerekir. Bir de şunu ben çok önemsiyorum. Şimdi bizlerin Türkiye'de yani bütün hekimlerimiz gerçekten çok özveriyle çalışıyorlar. Bu alanda zaten zor alanlar. Ama biz işte gelişmekte olan bir ülkeyiz. İmkanlarımız da, elimizdeki imkanlarla iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte yurt dışında karşılaştırdığınızda bazen hani hastaya ayırabileceğiniz zaman daha fazla olabiliyor ama bizim gerçekten çok özveriyle çalışan hekimlerimiz herhalde bu COVID döneminde de onların sayesinde çok daha iyi geçiriyoruz süreci. Daha hızlı, daha pratik yaklaşabiliyorlar. Ama ne olursa olsun otizmde yine geçen haftalarda bir psikiyatrist hocamız da çok güzel bize seminerinde paylaştı, sağ olsun. Yani çok daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu, özellikle birebir takipte hem psikiyatrik değerlendirmelerde hem özel eğitimde beslenme diyetetik açısından ve işte kan analizleri, biyokimyasal parametreler, işte belki mikrobiyota analizleri vesaire,
çok çok fazla gerçekten bilgiye ihtiyaç duyulan bir alan ve verilen eğitimlerin, beslenme programının da etkisini ölçebilmeniz için de takip gerekiyor. Hocam i̇şte biz de hem bu Kübra Hanım'ın şeyini bilerek ortaya koydum. Bana da önemli gelen bir konu bu. Ama ben bu sırada sizden küçük bir bilgi rica edeceğim. Mikrobiyatadan ne anlamalıyız? O dediğiniz şey ne? Çünkü son dönemde otizm çalışmalarında benim daha fazla görmeye başladığım bir terim bu. Ve tam olarak anlamını, yani çok sınırlı bir sözlük anlamı olarak biliyorum. Ben bundan ne anlamalıyım hocam? Şimdi mikrobiyota dediğimiz aslında bizim bedenimizde yaşayan canlıların toplamı. Yani dediğim gibi aslında kafamızın, içlerimizin içerisinde, ağızda, işte midede, bağırsaklarda çok fazla miktarda. Burada yaşayan canlılar aslında yani orada bizler için belli görevler de yapıyorlar. Şimdi bağırsak mikrobiyotası özellikle, ama ağız mikrobiyotası da özellikle, yani ağzımızın içerisinde yaşayan canlıların sayısı ve türleri çok önemli. Şimdi bunların otizmde de, yine daha önce diş hekimliğinden çok değerli hocalarımızın da kendi tecrübelerini paylaştığı yine bir toplantımızdan da bahsetmek isterim. Bizler de onlar bahsediyoruz ama bu toplantılar ne toplantısı? Biraz sonra onu da söyleyelim isterseniz. Şimdi bahsedeceğim. Yani hakikaten bizler de bu kadar bu alanı iyi bilmiyormuşuz hakikaten. Çünkü özellikle çocuklarımızla çalışan diş hekimlerimiz de anlatıyorlar. Ağızdaki bakterilerin türleri ve sayıları değiştikçe ağızdaki çürükler de farklı bir form alıyor. Yani sağlıklı, zarar vermeyen bakteriler diyeyim, patojen olmayan bakteriler yaşadığında yüzeyi kapladığı için diğerlerine de çok yer bırakmıyor. Bir de bu bakteriler antibiyotik etkili diyebileceğimiz bazı küçük moleküller, peptitler vesaire üretebiliyorlar. Dolayısıyla onlar da diğer patojenleri engelleyebiliyor. Ama ağızdaki mikrobiyota canlılar bozulduğu zaman, sadece oradakiler bozulmaya başladığında bile yavaş yavaş aslında bütün bedende etkisi de görülebiliyor. Bağırsaklarda da problem var aynı şekilde. Türleri ve sayısı, yani 500-600 çeşit farklı bakterilerin bulunması gerektiği bir ortamda ve mayaların. Sadece tek tip bakterileri içeren besinlerle, yani probiyotik besinler diyoruz ya, işte içerisinde belli sayıda canlının bulunduğu, bunların bağırsaklarımızdan tutunarak bizim için sağlıklı bir ortam sağladığı, bazı işte vitaminleri vesaire üretebildiği. Dolayısıyla onların tutunması için de ya da beslenmesi için de gereken bir ortam var. Onu da yine prebiyotik diyoruz. Mesela işte böyle lifli gıdalardan, ne bileyim, kerevizler vesaire. Yani bunların düzenli tüketilmesi sonucu da oradaki canlılar değişiyor. Ve ölçüm yapabiliyoruz. Biz yani sağlıklı bireylerle, hasta bireylerin ya da çocuklarımızın bağırsak mikrobiyotasının analizini yapabiliyoruz. Bu alanlar dediğim gibi biraz daha güncel alanlar. Yani son yine 5-10 senedir belki daha fazla ölçümler yapmaya başladık. Dolayısıyla aradaki farkı görebiliyoruz ve onları yönetebiliriz. Yani beslenme ile daha iyi türlerin, daha sağlıklı türlerin artmasını sağlayabiliriz. İşte yine bu alanda beslenme diyetetikteki uzman arkadaşlarımızın desteğiyle yapılması gerekir. Kimi zaman probiyotik olarak gıda takviyesi de önerilebiliyor. Gıda takviyesi dediğim gibi yani derya deniz bir konu. Çok çok fazla ürün de çıktı. Eskiden bizim ülkemizde bu kadar çok hem ürün yoktu hem bu kadar güncel de değildi. Ama artık bizde de yani yerli üretimler de çok artmaya başladı. Dediğim gibi öncelikle hani vitamin, mineral, ama onun dışında bir sürü farklı formlarda, yani balık yağı başta olmak üzere en çok bildiğimiz farklı formlarda yine antioksidan etkili olabilecek veya takviyelerde kullanılıyor. Yani probiyotiklerde otizmde önerilebiliyor. Bazı hekim arkadaşlarımız takip ediyorlar. Faydalarını gören çocuklarımız da var. Ben iki tane yorum açmak istiyorum hocam. Bu yorumların üzerine birazcık da eğitimle birleştirerek devam etmek isterim. Şimdi Ece Hanım'ın söylediği şey bizim çok tipik olarak eğitimde de şahit olduğumuz bir şeydir. Aslında eğitimci arkadaşlarım okuduklarında kafalarında şu noktayı da düşünebilirler. Alanlar farklılaşsa bile sorunlar her zaman benzer. Şimdi siz belli bir şekilde
aslında hayatının düzenlenmesi gereken bir çocukla birliktesiniz. Ve burada sizin aile olarak ya da kişisel disiplininiz neye odaklanıyorsanız, ben burada daha bütüncül bir yaklaşımla devam edip işin sadece özel eğitim olmadığını ve diğer branşların bu işin içerisinde çok aktif bir şekilde yer alması gerektiğini ve disiplinler üstü bir yaklaşımla profesyoneller arasındaki paylaşımlarla sürecin yürütülmesinden yanayım. Ve mesela Ece Hanım'ın burada söylediği problemi biz kendimiz eğitimde de görüyoruz. Yani siz çocuğun aileyle birlikte çalışıyorsunuz, ailenin evde uygulayabileceği bir plan ya da bir şey geliştiriyorsunuz ve buna ailenin ne kadar uyum gösterdiği bizim için aşırı derecede önem arz ediyor. Yani bir disiplin ortaya çıkıyor olması. Ve bana kalırsa madem bu işin bir ilacı yok, belki bu işle mücadele etmenin en iyi yollarından bir tanesi bütün alanlar, yani bu diyet de olsa, eğitim de olsa, planlanan şeyler konusunda disiplinli bir tavra sahip olarak herkesin birlikte devam edebiliyor olması. Şimdi bir de şöyle bir soru var hocam. Betül de bizim Gazi Özel Eğitim'deki genç arkadaşlardan. Doktor Betül Yılmaz. O da birinci yılını tamamladı sağ olsun. Arı ürünleri bizim son zamanlarda çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi bu. Betül dikkat çekiyor. Hem televizyonlarda çok duyuyoruz hem de ailelerin bu konuda çok fazla bu tarafa doğru yönelmeye başladığını düşünüyoruz. Ve bilhassa bu polendi, arı sütüydü, bilmem neydi. Ülkemizde bunlarla ilgili çok ciddi bir büyük soru işaretinden bahsediliyor. Ne kadar gerçek olduklarıyla bağlantılı olarak. Hemen yani çok teşekkür ederek konuya gireyim. Öncelikle Ece'ye de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten takip çok çok önemli. Disiplin evet. Çok çok önemli. Elbette dediğim gibi her branştan desteğe ihtiyaç var. En sonunda dediğiniz gibi konuşacağız. Ama şimdi özellikle tedavisi yok. Tabii tedavisi yok diyoruz ama aslında özel eğitim alan çocuklarımız çok ciddi ilerleme gösteriyorlar. Yani bunu çok iyi biliyoruz. Psikolojik destek çok önemli. Beslenme diyetetikte de birebir tedavi edici gibi böyle bir hani muhteşem bir gıda tamamen çözüm gibi yani böyle bakmamak lazım. Ama fayda görülebilecek %40, %30, %20 belki fayda görülebilecek bütün alanlardan destek almak lazım. Ve doğru hani alanın uzmanı doğru kişilerle birlikte. Burada bir önerim şudur hocam. İlaçlar bizim aslında çok büyük şeyimiz, sıkıntımızdır. Biliyorsunuz antidepresanlar ve benzer özelliklere sahip olan ilaçlar otizmli çocuklarda aşırı kullanılıyor. Yani şu anda bizim ülkemizde maalesef bizim gözlemimiz aşırı kullanıldığı yönünde. Ben ilaçlara çok sıcak bakan bir insan değilim. Fakat şöyle bir şey var. Çocuğun davranışsal açıdan kendini yönetebilir hale gelebilmesini sağlayabilecek o arayı, benim onunla eğitimimin kalitesini arttırabilecek kadar bana o arayı sağlayabilen ilaca da karşı çıkmıyorum. Yani bir ömür boyu ilaç demiyorum. Ama belli periyodik, yani belli bir zaman dilimini bana o çocuğun davranışlarının düzenlenmesine yardımcı olabileceğim şekilde verebilen her şeye razıyım. Yani bu ilaç da olur. Eğer belli besin ya da beslenme tiplerinin çocuklara etkisini tespit edebilirsek ben aynı şekilde gerekiyorsa diyete de evet derim. Yani taraftar olduğum bir şey değil. Çünkü ben bir az önce Ece Hanım'ın ve sizin belirttiğiniz gibi düzenli takip edildiğinden emin değilim. İki, bunların çocuk özellikleriyle İzmir'den doçent doktor Emre Ünlü hocamızın bir sorusu vardı Twitter'da. Metabolizma analizi yapılmadan diyet uygulamak, her diyete her çocuğa önermek ne kadar mantıklı diye sormuştu kendisi. Selamı saygısıyla ileteyim. Yorumlarda da gördük, siz de söylüyorsunuz. Bireysel özelliklere cevap verip vermediğini anlamaya dönük bir tavır içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve oradan bana bir fayda çıkacaksa, o ihtiyaç duyduğum zaman aralığını bana sağlayacaksa diyetlere de eyvallah, hiçbir sıkıntı değil. Önemli olan sadece
bu noktada yardımcı olabilecek şeyleri ortaya koyabilmek. Ramazan İyi bizim yüksek lisans öğrencilerimizden birisi. Kendisi acaba o mu? Emin değilim. Yani herhalde odur. Şöyle bir soru soruyor. Çok evet. Uzun süreli EPS ve gluten kazeinden gluten kazeinsiz diyet uygulayan ailelerle çalıştıklarını, bu uzun süreli uygulama sonunda böyle bir problem olup olmadığını, olmayacağını soruyor. Bunun dışında Emine'nin bir sorusu var ama buna herhalde bir miktar cevap verdiniz. O nedenle oraya şu anda çok odaklanmayacağım Emine'cim, özür dilerim. İkbal Gürel'in şöyle bir sorusu var. Kullandığımız gıda takviyelerinin içeriği ve nasıl olması gerektiği hakkında da çok bilgiye ihtiyacımız var hocam. Ailelerin ve öğretmenlerin hocam, gıdalar, takviyeler ve beslenme ile ilgili pratik bilgiler elde edebilecekleri sağlam kaynaklar var mı? Yani ben sabah Çağla Şikel programı izlerken beynim böceleniyor artık. Yani iki tane tip var. Onları gördüğüm anda tüylerim diken diken oluyor. O otla suyu karıştırıyor, bilmem neyi yapıyor ama bu bilgilerin nereden geldiği ile alakalı gerçekten çok ciddi kafam almıyor, kabul etmiyor. Bizim ülkemizde öğretmenlerin ebeveynlere şuraya bakabilirsiniz diyebileceği sağlam kaynaklarımız var mı hocam? O konuda da görüşünüze ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tamam. Necdet hocam sorular çok birikti sırayla. Buyurun hocam. Ben soru almayacağım zaten. Bir saati de geçtik. Sizin cevaplarınız yani, tamam. Siz bilirsiniz. Ben sorular kapatırız. Tamam. Yani çok haklılar. Çok gerçekten kolaylıklar diliyorum. Yani hakikaten hem eğitim alanı hem ebeveynlerimize hem öğretmenlerimize bu alanda destek veren çok önemli, çok değerli hocalarımıza, arkadaşlarımıza, dinleyenlerimiz de var, tanıdığım arkadaşlarımız da var. Şimdi öncelikle bal ürünlerini söyleyeyim. Yani arı ürünleri, bal, propolis, apilarnil gibi çok çeşitli ürünler var. Bunlarla ilgili dediğim gibi ülkemizde de çok yeni üretilenler de var. Dışında 20-25 senedir, belki daha da fazla, uzun zamandır çok yaygındı bunlar. Yine satışları ile ilgili çok kontrol de yok. Yani marketten de rahatlıkla alabiliyorsunuz birçoğunu. Şimdi bir kere öncelikle şunu söylemek lazım. Evet, bal çok değerli bir besin. Propolis, öyle çok yayınlar var biliyorsunuz. Fakat her birini ayrı ayrı incelemek gerekecek yine. Yani hiçbir propolis bir diğeriyle aynı değil. Propolislerle ilgili de çok değerli alanda hocalarımız var. Yani bunların yeni üretimleriyle ilgili belli tebliğler, standartlar var. Ama öyle kritik şeyler de var ki, yani propolisi arının nereden aldığına bağlı olarak çok değerli bir hocamız, bu alanda çalışan çok kıymetli bir hocamızın üretim yapan, yine daha çok yeni konuştuğumuz için söyleyebilirim yine. Yani zifti de alıp propolisin içine ekleyebiliyor arı. Dolayısıyla bunların analizlerinin güvenilir, sağlıklı ürünlerin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aslında bu birçok konu için böyle. Yani hem yine bir arkadaşımız, hocamız sordu. Gıda takviyelerinin de hangisinin güvenilir olduğunu. Yani bunların her birinde riskler de olabilir. İşte bu konularda gıdalarla ilgili, gıdaların sağlıklı olmalarıyla ilgili çok kritik sorular olabilir. Yani hepimizin aklına gelen, işte balık yağı alıyorum, acaba tabii ki civa olmaması gerekir üretilirken. Zaten bunların standartlarında üretilmesi gerekir. Ama bazı özel durumda, hani az önce dedim ya, işte bazı arkadaşlarımız daha hassas olabiliyor. Örneğin alerjiler gibi. Yani bir küçücük parfümü hemen fark edebilirsiniz, rahatsız olabilirsiniz. Ya da işte sabunla ellerinizi yıkadığınızda bu hazır antibakteriyel sabunları, hiç yani ben de biraz öyle hassasiyetlerim olduğu için biliyorum, asla kullanamam ama bazı arkadaşlarımız çok rahat kullanabiliyor. Dolayısıyla kişisel hassasiyetler çok çok önemli. Kullandığınızda size yani özellikle otizmde bunu çok önemsemeliyiz. Çünkü çocuklarımız bedenleri zaten mücadele içinde. Dolayısıyla hep söylüyorum, antioksidan sistem dediğimiz, yani bağışıklık sistemini de içine alan çok önemli bir koruma, detoksifikasyon konusunda zaten zorlanıyorlar. Zaten bedenlerinde birçok maalesef zararlı madde birikmiş durumda, işte enzimleri yavaş çalışıyor, temizlemekte zorlanıyor gibi, veya işte vitaminleri, minerallerinde de zayıflıklar var. Yani çok kritik mineraller, çok önemli enzimler için gerekli olabiliyor, onları alamamış olabiliyorlar.
bu durumların iyi analiz edilmesi gerekiyor ve onlara özel, belki eksikliklerine göre, ihtiyaçlarına göre özel takviyeler verilmesi gerekiyor. Yani çok genel olarak işte D vitamini eksik oluyor. Çoğunlukla D vitamininin çok önemli yayınlar var. Yani çok katkısı olduğu ile ilgili. Ama hangi D vitamini hangi dozda, yani kim önerecek? Balık yağı dedik, propolis kullanacak mı? Yani propolisi yoğun kullandığınızda, bilmiyorum, bilirsiniz herhalde. Yani çok ciddi yan etkileri de olabilir. Dolayısıyla işte bunlara ihtiyaç olduğu için aslında herhalde söyleyebilirim. Yani bu tür konularda da destek alabilmek istediğimiz için ve bu açıkçası bizlerin, hepimizin mesleğini de bazen aştığı için, yani az önce söylediğiniz gibi programlarda çok değerli hocalarımızı da görüyoruz. Yani ben hemen bahsetmek istiyorum. Daha önceki toplantıda da Profesör Doktor Erdem Yeşilada hocamız, Gazi Üniversitemizden emekli, çok değerli farmakognozi alanında çok önemli, çok güzel çalışmaları olan değerli bir hocamız. Onlar yani hep bunları vurgulamak lazım. Bütün işte Avrupa'daki 10 bin çeşit bitkinin belki 3500 kadarı sadece Türkiye'de yetişiyor ve bunların içerisinde çok önemli aktif bileşikler var. Yani sizin hani az önce dediniz ya Necdet Hocam, ilaçları sevmiyoruz. Yani çok haklısınız, çünkü o ilaçlar doğal değil, bedenimizin hani çok iyi bildiği ilaçlar değil belki, ama doğal besin maddelerinin içerdiği aktif maddelerin ilaç olarak kullanılması gibi böyle bir zaten yaklaşım var artık dünyada. Yani doğal olanı zaten ben içiyorum, ada çayında var, işte hani besinlerin içerisinde var. Bunların ilaç etkilerinden faydalandığınızda yan etki çok daha düşük oluyor. Dolayısıyla bu çok kıymetli alanda da hocalarımızdan destek almak lazım. Yine Sibel Silici hocamız, Profesör Doktor Sibel Silici, yine Hacettepe Üniversitesi'nde böyle bir merkez var arı ürünleriyle ilgili. Çok değerli Aslı hocamız. Dolayısıyla yine üretilen ürünlerin kalitesiyle ilgili sertifikaları var. Hani bunları incelemek gerekiyor ama yani bizler yine böyle bir ihtiyaca, hepimiz ihtiyacın farkında olduğumuz için hemen hemen yani 8-10 branştan hoca bir araya gelerek bir aslında merkeze ihtiyaç olduğunu ve bizlerin belki böyle bir yapıyı oluşturabileceğini öngörerek, sağ olsun Necdet Hocam'ın çok değerli katkılarıyla, yine nörolojiden, psikiyatriden, diş hekimliğinden, fizyoterapiden, hemşirelikten, çok çok değerli hocalarımız, gıda mühendisliğinden, gıda alanından, eczacılıktan, yine çok değerli hocalarımızın katkılarıyla bir araya gelerek aslında problemleri konuştuk. Her alanda hepimizin yapabileceği ama bir arada bu konuyu yönetmek üzere velilere, ailelere, çocuklarımıza nasıl destek olacağımızla ilgili aslında çok epeydir çalışıyoruz, konuşuyoruz. Fonksiyonel besinlenme ile ilgili, hemen onu da notumu alayım. Dolayısıyla rica ederim. Bir tane de şöyle bir şey geldi hocam. Hakim Hanım tekrar soruyor. Mutlaka uzak durmaları gereken şeyler var mı çocukların? Kesinlikle hazır gıdalar. Yani bunu çok iyi biliyoruz. Gıda katkı maddeleri kesinlikle. Aslında şeker, yine yüksek şeker, biliyorsunuz yani. Çocuklarımızı hani yine başında konuşmamızın dediniz ya Necdet Hocam, çocuklarımız yüksek miktarda o şekeri aldıklarında, bir de hani bunlar basit şekerler, yani hazır, özellikle yüksek fruktozlu mısır şurupları. Yani bunlar zaten metabolizmaları daha farklı. Yani karaciğeri çok yoruyorlar, toksik bir ortam yaratıyorlar aslında. Ve bir anda saf şeker olduğu için, yani kana çok hızlı geçiyor, bir anda yükseldiği için sonra işte etkisi de, metabolik etkisi de daha farklı olabiliyor. Biz onun için hani diyetetik alanında da, beslenme alanında da hani bu konu çok önemlidir. Kompleks karbonhidratların, yani bir matris içerisinde bir elmanın dokusunu düşünün. Hani onu elma olarak tüketmek var. Bir de içindeki saf maddeyi kanınıza bir anda yüksek dozda göndermek var. Yani o elma içeride hem ağızdan enzimlerle, işte hem midede yavaş yavaş sindirilerek yavaş yavaş kana geçecek. Yavaş yavaş içeride metabolize olacak. Ama İnsan yüksek dozda şey yani. Olması gereken zaten o. Evet, evet, yüksek etkisiyle dolayısıyla uzak durmak lazım. Özür dilerim, az önce tam şeyden bahsediyordunuz, böldüm. Orada arkadaşlara hemen şunu söyleyelim. Şimdi
hocamın beni arama sebebi şuymuş arkadaşlar. Kendisi bir girişime ön ayak oluyormuş. Ve bu girişim Boğaziçi Üniversitesi'nde gelişimsel bozukluklar üzerine bir merkezin açılma çabası. Merkez açılmasa bile orada az önce hocamın saydığı tüm bu alanların nörolojisinden psikiyatrisine, psikiyatrisinden farmakolojisine, eczacılığına, diyetetiğine, sporuna, sağlık bilimlerinin bütün birim branşlarına, yani bunun içerisindeki hemşirelikten fizyoterapiye kadar bütün branşlarının hepsini içerebilecek şekilde koskocaman bir destek grubu kurmuş kendisi. Sadece Boğaziçi Üniversitesi'nden değil, yanlış hatırlamıyorsam Marmara'dan desteğimiz var, ODTÜ'den desteğimiz var, Kıbrıs'tan desteğimiz var. Bu arada diş hekimliğimiz de var. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm birimlerini haldır aldır bu işin içerisine sokacak şekilde bir yapılanma peşinde. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ulusal anlamda ülkemize katkı getirebilecek, hatta dışarıya da fayda sağlayabilecek çalışmaların peşine düştük. Hem ailelerin, çocukların bir yerden girip ihtiyaçları dahilinde, kendi talepleri ve içerideki uzmanların önerileri dahilinde bütüncül bir şekilde, yani şimdi diyetisyenle görüşmesi gerekiyorsa diyetisyen, psikiyatrist gerekiyorsa psikiyatrist, eğitimciye ihtiyaç varsa eğitimcinin devreye girdiği bir paketle orayı terk edebilecekleri bir merkez kurmak hayalindeyiz. Sadece aile hizmetleri değil, aynı zamanda az önce söylediğimiz gibi hocamın alanıyla bizim alanı birleştirmek, diğer alanları birbirleriyle buluşturabilmek, aynı anda ağız mikrobiyatası ya da işte diğer ilgili şeylerle hocamın alanını, bizim alanımızı ve bunların hepsini birleştirebilmek. Yani mesela çocukların, biliyorsunuz otizmli çocuklarımızın önemli bir kısmının diş ve diş hekimleriyle alakalı ciddi bir problemimiz var. Tedavilerini gerçekleştirmek çok zor oluyor. Basit tedaviler için bile çok sayıda çocuğumuz hala narkoz almak durumunda kalıyor gereği olmadığı halde. Bunları el birliğiyle beraber nasıl azaltabiliriz? Evet, biliyoruz davranışsal bazı çözüm önerileri var. Bu davranışsal çözüm önerilerini aynı zamanda ağız sağlığını korumak için nasıl birleştirebiliriz? Yani tutun da bunun teknoloji boyutuyla, bilgisayar yazılımlarıyla, yani bütün alanları bir araya getirip aslında insanlarımıza sizin sadece bir tane branşa değil, bütün bunlara ihtiyacınız var demek için kendisi çok önemli bir adım atmış bir bilim insanı. Şimdi Gülçin Hocam, ben bu programda başlangıçta kendisini tanıttım ama asıl onu tanıtmak için söylemeyi hayal ettiğim cümleleri şimdi söyleyeceğim. Genç arkadaşlar, hocamız sizlerin örnek alabileceği insanlardan bir tanesi. Hem alanıyla ilgili tutkulu çalışması, hem hizmete dönük, insanların faydasına dönük çabası, hem bilimin sadece branşlara sıkıştırılmış hali değil, işbirliğiyle daha güçlü olabileceğine dönük algısıyla, iş bitiriciliğiyle, çabasıyla bence hepinize model olması gereken bir şahsiyet. O nedenle hocamızın adını bir köşeye yazın. İleride inşallah çok daha fazla da duyarsınız, duyacaksınız da. Hocamızı da takip edin. Yaptıklarına da bakın. Neyi nasıl yapıyor konusunda fikir geliştirmeye çalışın. Bence izlemeniz gereken modellerden bir tanesi kendisi. Bizim ben hayranlıkla bir araya getirdiği insanları izliyorum. Ve haftalardır, normalde bizim alanda olsaydı çoktan terk edilirdi. Haftalardır çeşitli vesilelerle, bazen gündemimiz oluyor, merkezi nasıl, ne yaparızı konuşuyoruz. Bazen bir hocamız bize bir konuda bilgilendirme, bir eğitim veriyor. Ve gerçekten dinlemesi çok keyifli oluyor. Bazen çok Latince konuşuyorlar, anlamıyorum ama olsun. Ben dinliyorum. Yani zevk alıyorum. Bazen de kelimeleri kenara not ediyorum ya da o anda Google'dan hemen bakıyorum. Birazcık anlamamı kolaylaştırıyor. Olsun, ama şunu görebiliyorum. Birçok alan belli konuları çalışırken
bunun yaşamdaki yansıması ya da bizim daha sık kullandığımız kelimesiyle işlevini anlayabilmek için bizim bu alanları bir araya getirmemiz gerekiyor. Ve Gülçin Hocam sağ olsun bu konuda çok büyük bir inisiyatif almış vaziyette. Daha diğer hocalarımız da var ama isimlerini zaman içerisinde zikrederiz. Daha fazla şey yaparız. Hepsi kıymetli insanlar. Yani gerçekten vallahi çok sağlam bir ekip var. Yani ısrarla takip edin. İnşallah Gazi Üniversitesi'ne bunu kabul ettirebilirsek iyi işlere vesile olacağını düşünüyorum. Hocam bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Necdet Hocam çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel övgüler. Çok sağ olun. Biliyorsunuz ben de çok karamsar bir tipimdir. Hep risk analizi yaparım. Hep olası riskleri konuşurum. Hocamız da çok iyimser. Ne olursa olsun mücadele etmekten yana bir insan. Böyle vallahi anlaşıyoruz ya. Çok sıkıntı yok. Kesinlikle hocam. Çok katkınız oldu. Yani size de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün emeklerinize. Şimdi tabii yani çok gerçekçisiniz, olayları görüyorsunuz, hakikaten alanda da çok yıllarınız geçmiş, problemleri görüyorsunuz. Bizim zaten en büyük problemlerimizden bir tanesi buydu dediğiniz gibi. Yani farklı branşlar birbirimize anlayamayacak kadar çok bir arada olamıyorduk. Vakit yok çoğu zaman ve farklı disiplinler birbirinizin dilini anlamıyorsunuz. Yani ben psikolog arkadaşlarımla uzun yıllar çalıştığım için bir de dediğim gibi eğitim bilimlerinde, eğitim fakültesinde de çalıştığım için yani biz biyoloji fen bilimlerinde daha deneysel, daha ölçümle yani hani gözünüzle ölçerek yani karşılaştırdık ama şimdi davranışı ölçmek çok zor yani sizlerin işi de zor. Beslenme diyetetikte de her ikisi birlikte kullanılıyor. Yani otizmde de zaten teşhis koyarken de bunlar anketlere ihtiyaç duyuyoruz işte o DSM-5'ler vesaire. Yani psikiyatride, nörolojide çok somut ölçümler alabileceğiniz, karşılaştırmalar yapabileceğiniz veriler de oluyor. Kimi zaman çok emin olamadığınız, çok böyle karanlık durumlar da olabiliyor. Dolayısıyla bunlar teşhis koymayı da geciktirebiliyor. Yani bütün hocalarımızla bunları bizler de konuşuyoruz, tartışıyoruz. Belki o alanlarda diğer branşlardan da destek alınabilir ve ben burada velileri veya destek veren, eğitim veren yani öğretmenlerimiz, bakıcılarımız işte kimler çocuğumuzla ilgileniyorsa daha çok onların gözlemlerini çok önemsiyorum. Çünkü o kadar iyi analiz edebiliyorlar ki bunları iyi aktarmaları gerekiyor. İşte psikiyatride videolar istenebiliyor biliyorsunuz. Ortamı çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Eğer bizler böyle bir merkez oluşturabilirsek ki inşallah yani hocalarımız da yöneticilerimiz de çok sıcak bakıyorlar. Biz de çalışıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımızdan, sizlerden, dinleyicilerimizden, katılımcılarımızdan da gelecek veriler hepimiz için çok kıymetli. Yani bu alana katkı verebilmek için çok kıymetli. Çünkü dediğim gibi herkes kendi alanında çalışma yapıyor. Yani bizim ülkemizin şartları nedeniyle de yani akademik çalışmalarınızı biraz daha yavaş yürütebiliyorsunuz. Çünkü derslerimiz de var ama yurt dışında yani sadece projelerle, çalışmalarla yürütebiliyorsunuz. Arka arkaya bir konuda 20 sene, 30 sene deneysel çalışma plan program yapabiliyorsunuz. İşte biraz yapılanmalar da farklı ülkemizde. Dediğim gibi biz her zaman elimizdeki imkanlarla daha neler yapabiliriz'i görmeye çalışan bir ekibiz. O anlamda çok ben de çok mutluyum. Çok gerçekten hocalarımızın da katkıları çok çok büyük. Zaten onların varlığı, onların desteğiyle bu işler bir araya gelip yürüyebildi. Umuyorum da bundan sonra sizlerin de katkısıyla daha da büyütüp geliştirebilir. Çünkü dediğim gibi doğru alanda doğru uzmanlarla, alanı iyi bilen hocalarımızla bir arada olduğumuzda yani biz bu propolisi kullanmalı mıyız? Ne kadar süre kullanmalıyız? Çünkü bunların şu anda gerçekten cevabı yok. Yani Türkiye'deki propolislerin her birinin analizi henüz yapılmış değil ki hangi propolis? Buna kim karar verecek? Yani şu anda biz hekimlerimizin çok çok değerli klinik çalışmaları ama propolis herkes kullanıyor mu, öneriliyor mu, ne kadar kullanıyor? Bir de bu arada diğer aldığı ilaçlarla o kadar önemli etkileşimler olabilir ki bu çok kritik. Yani özellikle bu kan sulandırıcılar hemen onu söyleyeyim Erdem Yeşil Hoca hocamızın çok önemli bir vurgusu olmuştu seminerinde. Dedi ki ben özellikle Necdet Hocam dediği gibi bu çocuklarımıza bu kadar ağır ilaçların verilmesinden yana değilim. O da bir eczacı gözüyle.
doğal bitkisel ilaçlar yani hemen hemen aynı dozu karşılayabilecek şekilde planlanabilir. Bu çok kıymetli çünkü gerçekten yan etkisi çok daha az olacaktır. Ve çocuklarımızın daha sağlıklı, daha güvenilir takviyelerle belki ama doğal besinler işte zerdeçal biliyorsunuz, baharat agarval işte yıllardır hocamızın çalışmaları çok fazladır bu alanda, o da biyokimyacıdır. Zerdeçal, zencefil içerisindeki biyoaktif maddelerin birçok hastalıkta çok önemli olduğu, özellikle kök bitkileri söyleyebilirim. Ben de doktor çalışmamda çok bunlarda çalışmıştım. Yani hani kök bitkilerin çok daha yüksek antioksidan etki gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunlardan faydalanarak gidebiliriz. Yani her çocuğumuz için, her özel durum için hangi diyeti uygulamalı mı, ne kadar süre uygulamalı, uyguladıktan sonra fayda görüldü mü? Bunları biz biyokimyasal olarak ölçebiliriz. Yani klinikte çok fazla kullanmadığımız biyokimyasal parametreler, kandaki bazı maddelerin miktarının azalması veya artması veya idrarda veya saçta veya mikrobiyotasının, gaitasının bunların analizlerini yapabildiğimiz ölçüde yaparak gitmek. Tabii biliyorsunuz yani bunların hepsi de testler, analizler de pahalı ölçümler. Bazı velilerimiz biliyoruz özel analizler yaptırıyorlar. Belki çok fazla dışarılarda da para harcanıyor. Bazıları yurt dışına gönderiliyor örnekleri. Yani hangi parametrelerle yeterli kontrolü sağlayarak, yani çok da zengin bir ülke değiliz, her şeyi de hani fazla fazla yapmaya da gerek yok. Ama ihtiyacımızı görüp ve fayda görüyorsak onları da sağlamalıyız. Yani sadece hani gerçekten yapılması gerekiyorsa ülkemizde de bunları yani sadece yapmış olmak için değil, gerçekten tedavisinde, davranışında iyileşme ölçebiliyorsak bunları da herkes için bu imkanları sağlamalıyız diye düşünüyorum. Dolayısıyla gerçekten yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki günler içinde çok güzel planlarımız var. Belki Necdet Hocam sizin bahsetmek istersiniz. Yani seminerler, konferanslar da planlıyoruz iki Nisan içinde. Hem önümüzdeki günlerde bir yine küçük seminer planlıyoruz. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite durumunda. Hem beslenme boyutuyla hem kullanılabilecek takviyeler ama her birini uzman hocalarımızla, yani fitoterapötikler, bunların birbirleriyle etkileşimi gibi böyle 1-2 saatlik mini bir seminerimiz olacak. Yine 2 Nisan'da da Otizm Farkındalık Günü'nde de biraz daha belki kapsamlı, yani her boyutuyla ele alabileceğimiz, dediğim gibi hemşirelik, beslenme, diyetetik, özel eğitim, fizyoterapi. Şimdi o kadar önemli alanlar ki hemşirelikte örneğin, yani hocalarımız da çok sağ olsunlar, değerli katkılarıyla bizi de çok zenginleştirdiler. Yani ailelerimize destek de çok önemli. Evet, çocuklarımız çok zor günler geçiriyorlar, zor şartlarda yaşıyorlar ama aynı şekilde velilerimiz, yani bakım verenler, onların da çok ciddi desteğe ihtiyacı var. Maddi, manevi, psikolojik desteğe ve çocuklarını belki bir iki saat güvenebilecekleri bir yerlere bırakıp çıkmaya ihtiyaçları var. Çünkü onların da takip etmesi gereken hem kendileri hem çocuklarıyla ilgili çok fazla işler de olacaktır. Dolayısıyla şöyle bir problem ortaya çıktı. Bir iki sene önce yönetmelik değişikliğiyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini değiştiğinde 0-3 yaş arasında aile hizmetlerine vurgu yaptı. Fakat Milli Eğitim'in yetkisi 3 yaş sonrasında başlıyor. Böyle bir problem çıktı. Aile Bakanlığı bu konuda biz bunun parçasıyız, size ne oluyor dedi. Sağlık Bakanlığı orası benim alanım, size ne oluyor dedi. Böyle bir aslında 3 yani 3 bakanlığın da hizmet vermesi gereken bir noktaya geldi. Benim burada önerilerimden bir tanesi, buradaki problemi çözmez ama sorunlarımızı azaltabilecek şeylerden bir tanesi, mesela pediatrik hemşirelik söz konusu olabilir. 0-3 yaş arasında evdeki hizmetlerde eğitimcilerle beraber süreçlerin takip edilmesi, gelişimin takip edilmesi. Çünkü özel eğitimciler ya da eğitimci arkadaşlar gelişimi belli bir noktaya kadar güzel takip edebilirler ama ne bir çocuk gelişimci kadar ne de bir pediatrik hemşire kadar başarılı olamayabilirler. Sağlık Bakanlığı'nın bir projesi var. 1000 tane pediatrik hemşire yetiştirip bunları aile halk sağlığı merkezlerine yerleştirdiler. Ve bunlar çocuk takip ediyorlar. Doktor görmeden önce onlar anneyle görüşüp çocuğu genel bir taramadan geçirip
bir önceki ziyaretten bu taraftaki gelişim çizgisini doktor görmeden önce ona sunuyor. Bu çok başarılı sonuçlar üretmeye başlayan bir proje olarak öne çıktı ve bakanlığın mesela bu konudaki yetiştirdiği hemşire sayısını arttırmakla ilgili planlamaları olduğunu duyduk. İnşallah olur. Ben diyorum biz bu pediatrik hemşireliğin etkileşim boyutunu geliştirebiliriz. Ailelerle iletişim boyutunu geliştirebiliriz. O merkezde Sağlık Bakanlığı'nın önüne bir projeyle, bir planlamayla çıkıp bakın biz hemşireleriniz elinizde var, bunları biliyoruz. Onların yeterlik alanlarını şu konularda geliştirerek 0-3 yaş arası otizmli ve diğer gelişimsel bozukluğu olan çocukların ailelerine hizmet verilme süreçlerini takip ve hızlandırma konusunda çözümler üretebileceğimizi düşünüyoruz diyebiliriz. Ve baktıkça her gün daha fazla şey görüyorum. O nedenle gerçekten iyi bir işe giriştik diye düşünüyorum. Bu etkinliklerle yavaş yavaş ne yapmak istediğimizi daha fazla anlatabilirsek ve genç arkadaşlar da bize destek verirlerse bu sürecin ülkeye duyurulması konusunda ben bayağı güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bayağı güzel şeyler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle Necdet Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben ayrıca da biliyorsunuz toplantılarımızda gönüllü olarak katılan çok arkadaşlarımız oldu. Yani bizim evet. Özellikle hem hemşirelerimiz hem fizyoterapiden yani her branştan biyolog arkadaşlarımız, çok değerli hocalarımız aramızdadır belki. Onların paylaştığı tecrübelerle biz işte onların ihtiyaçlarına göre ne yapmalıyız? Onlar bizleri yönlendirecekler. Bizim de bazı burada imkanlarımız var. Tamam, araştırma da yapabiliriz ama onun dışında bir kamuoyu da oluşturabiliriz. Dolayısıyla onların desteği de bu araştırma merkezini ya da bu yapılanmayı çok daha doğru yönlendirecektir. Umuyorum hep birlikte bu işte katkılar sunabiliriz. Adım adım daha iyi bir ortamı yaratabiliriz hep birlikte. Hem çocuklarımız, hem velilerimiz, hem yetişen öğrencilerimiz için, hem diyetisyen öğrencilerimiz. Yani çünkü bu alanda hakikaten çocukları görmeden, velileri dinlemeden, anlamadan bizler de ilerleyemeyiz. O ortamları, bir arada olacağımız ortamları sağlamalıyız. Doğru problemleri doğru şekilde cevaplayabilecek uzmanları ulaştırmalıyız onlara. Peki hocam, mübarek kandil gecesi. Kandiliniz evet. Mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Arkadaşlarım, kandiliniz mübarek olsun. Ben kandil geldiğini fark etmeden bu geceyi ayarlamışım. Keşke biraz daha dikkatli olsaymışım ama maalesef bu gece böyle oldu. Görüntüler YouTube'da olacak. İnşallah daha sonradan insanlar girerler. Benim burada genç eğitimci arkadaşlardan ricam. Yavaş yavaş perspektifimizi genişletmeye çalışalım. Yavaş yavaş açımızı genişletmeye çalışalım. Evet, özel eğitim güçlü bir alandır. Özel eğitim belli noktalarda öncü bir alandır. Ama özel eğitim her şey değildir. Sizin, ben hep kendi öğrencilerime söylerim. Aynı zamanda bir bilgilendirici rolümüz, aynı zamanda bir savunma rolümüz var. Otizmli çocukların ailelerini ve diğer insanları seçenekler, olasılıklar, yapılabilecekler konusunda uyarmamız, uyandırmamız gerekiyor. O konularda bize destek olursanız hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yani gerçekten büyük bir hamilik yapmış olursunuz. Bizim için gerçekten önemli bir konu. Çünkü ilk açıldığımızda Gülçin Hocam da takdir edecektir ki belki bir sene, belki bir buçuk sene ancak kendimizi toparlamaya çalışacağız. Organize olmaya çalışacağız. Belli şeyleri yoluna sokmaya çalışacağız. Mali kaynaklar oluşturmaya çalışacağız. Belki başlangıçta çok yavaş olacak. Ama bunun güçlü bir şekilde devam edebilmesinin yolu, bilmiyorum hocam ne der, benim düşüncem ancak insanların desteğiyle olur. Onlar talep ettikçe bizim önümüz daha çok açılır gibi geliyor. Hocam katılımınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Sizi görmek, sizinle sohbet etmek her zaman çok güzel. Gerçekten ben keyif alıyorum. Bir sürü bilmediğim Latince kelime duyuyorum. Olsun, çok eğlenceli oluyor. Öğrenmesin. Çok yani, teşekkür ederim. İbn Sina şey der, 16 tane bilim vardır. 15'i açık, biri kapalıdır. 15'i çalışılır, biri verilir der.
İnsanlar bu 15 bilimi birlikte işletmeye çalışırken sonradan bir şekilde bunları birbirinden ayırıp kopartıp birbirlerine olan katkılarını unutma yolunu tercih ettiler. Bilim tarihi maalesef böyle ilerledi. Ama artık şunu görüyoruz ki bilim alanları birbirini destekleyebilecek vaziyette. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah güzel işlere vesile oluruz. İnşallah hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bu kadar kıymetli katkılarınız ve değerli çalışmalarınız için, beni de davet ettiğiniz için. Ben de sizlerden çok şey öğreniyorum. Notlarımı alıyorum mutlaka, ben de onlara bakıyorum. Öğrencilerim de öyle. Hepsi katıldılar. Çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Evet, tanımadığım insanlar gördüm bu gece çok. Çok teşekkürler gerçekten. Umuyorum dediğim gibi çok yolumuz var. Yani taleplerini de alabilirsek belki çalışmalarımızda onlara yönelik daha belki spesifik konularda, mesela bu arı ürünleriyle ilgili Sibel Hocam'la biz daha önce görüşmüştük. Aslında öyle de bir plan vardı aklımızda. Onu öne alabiliriz. Bu tür talepleri yazarlarsa, yani otizmde özellikle bunun kullanımı, güvenilirliği gibi, yani çok ciddi yayınlar var, çok fazla yayınlar var ama yani spesifik gitmek gerekiyor. Belki bu konularda da seminerlerle en azından hani daha çok sayıda arkadaşımıza ulaşırız. Ama bireysel çalışmaları mutlaka oturtmamız gerekiyor ve gerçekten evet, çok işimiz olacak. Umuyorum hepsini adım adım başarırız. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ya böyle ilk gözüm de büyüdü ama neyse. Çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Yorumlarınız için, katkılarınız için ve gelecekte vereceğiniz destekler için şimdiden çok teşekkürler. Vallahi çok sıkışırsam sadaka sandığı açarım. Her türlü bağışı kabul ederim. Hiç sorun değil. Yeter ki iş olsun. Hocam teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Ben artık görüşmek kapatıyorum. Tamam. Selamet çok olun. Teşekkürler herkese. İyi geceler tekrar. Kandiliniz mübarek olsun. Görüşmek üzere. Eyvallah hocam. Hoşçakalın.